Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pamuk gibi yumuşacık, inanılmaz derecede lezzetli bir çörek tarifi hazırladım. Yapımı aşırı kolay, sizlerinde mutlaka denemenizi tavsiye ederek hemen yapımına başlıyorum. Tarifim için ilk olarak bir paket instant mayayı, bir yemek kaşığı şekeri yoğurma kabımın içerisine aldım. Üzerine yarım su bardağı ılık su, yarım su bardağı ılık süt ekledim. Maya ve şekerin erimesi için spatulamla güzelce karıştırıyorum. Daha sonra üzerine yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı yoğurt ekliyorum ve eklemiş olduğum bütün malzemeleri homojen bir şekilde karıştırdıktan sonra önceden elemiş olduğum unumu azar azar ilave ediyorum. Unun üzerine bir tatlı kaşığı da tuz ekleyerek hamurum yoğunlaşıncaya kadar spatulamla karıştırmaya devam ediyorum. Ele yapışmayan olabildiğince yumuşacık kıvamda bir hamur hazırlayacağız. Hamurumuz ne kadar yumuşacık olursa yaptığımız çörekte o kadar yumuşacık olacaktır. Unu azar azar ilave ederek hamuru kabaca toparladıktan sonra elimle yoğurmaya devam ediyorum. Ben bu tarifte toplamda 4 su bardağı un kullandım. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitreliktir. İçi sünger gibi gözenekli bir şekilde pişen, pamuk gibi yumuşacık ve çok lezzetli bir çörek oluyor. Üstelik yapımı çok çok kolay. Tarifimi izledikten sonra inanın ki bu tarifi çocuklar bile kolaylıkla hazırlayabilir. Bu güzel tarifi mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim ki denedikten sonra sizlerin de favori tarifleriniz arasında olacaktır. Hamuru güzelce yoğurduktan sonra tekrar yoğurma kabının içerisine alıyorum. Üzerine bardağın altında kalan sıvı yağını sürdükten sonra bir streç filmle örterek oda sıcaklığında hamur iki katına çıkıncaya kadar mayalanmaya bırakıyorum. Dilerseniz bu çöreğin hamurunu akşamdan yoğurup buzdolabına kaldırabilirsiniz. Sabah kalktığınızda hemen tepsiye yayıp tepsi mayasını yaptıktan sonra çöreğinizi pişirebilirsiniz. Benim hamurum oda sıcaklığında bir saatte mayalandı. Görmüş olduğunuz gibi puf puf kabardı. Şimdi hamurun maya kokusunu almak için bu şekilde toparlıyorum. Daha sonra da tezgahımın üzerine alıyorum. Hamuru tezgahın üzerine aldıktan sonra elimle biraz açıyorum. Zaten hamurumuz yumuşacık bir kıvamda olduğu için bu aşamada kolaylıkla açılıyor. Hamuru elimle biraz açtıktan sonra da merdane ile dikdörtgen bir şekilde açmaya devam ediyorum. Daha önceden kanalımda yayınlamış olduğum birbirinden lezzetli birçok çörek tarifi var. Dilerseniz onlara da göz atabilirsiniz. Hangisi kolayınıza gelirse o tarifi hazırlayabilirsiniz. Tariflerimi verirken bütün püf noktaları ile anlatmaya çalışıyorum. Fakat yine de aklınıza takılan bir nokta olursa bana yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Gördüğüm zaman mutlaka dönüş sağlıyorum. Hamuru merdane ile kısa süre içerisinde açtıktan sonra şimdi altına yağlı kağıt serdim fırın tepsisinin içerisine aldım ve hamuru elimle bastırarak biraz daha açıyorum. Bu tarifte hamurumuzu tepsinin boyutunca açmamıza gerek yok. Bu kadar açmamız yeterli olacaktır. Şimdi hazırlamış olduğum hamurun üzerini ince bir bezle örterek tepsi mayası için oda sıcaklığında yarım saat bekletiyorum. Bu tarifte tepsi mayası çok önemlidir. Kesinlikle bu aşamayı atlamayın. Yarım saatin sonunda gördüğünüz gibi hamurumuz puf puf kabarmış. Şimdi üzerine bir tane bütün yumurtayı ekliyorum. Ve yumurtayı şöyle fırça ile hamurun her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Sizler de tarifimi tam da buraya kadar izlediniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kanalıma da hala abone değilseniz hemen şimdi abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız ben yeni paylaşımlar yaptığımda anında sizin ekranınıza görüntü olarak gelecektir. Bu arada kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Özellikle soranlar olduğu için açıklamak istedim. Hamurun üzerine yumurtayı sürdükten sonra bir kase dolusu lor peynirini her yerine gelecek şekilde serpiştirdim. Şimdi üzerine bir kase dolusu da kaşar peyniri serpiştiriyorum. Son olarak üzerine incince kıymış oldum 5-6 dal maydanozu serpiştiriyorum ve önceden ısıtmış olduğum alt üst ayardaki 180 derece fırına pişirmeye götürüyorum. Çöreğimiz güzelce kızarıncaya kadar pişirdim. Şimdi fırından aldım. İlk sıcağı çıktıktan sonra dilimleyerek hemen dokusunu sizlere yakından göstermek istiyorum. Çöreği fırından aldıktan sonra aradan 10-15 dakika geçti. Çöreğimizin ne kadar yumuşacık bir dokuda olduğunu görüyorsunuz. Şimdi çöreği dilimliyorum. Bu çöreği kesinlikle fırından çıkardıktan hemen sonra dilimlemeyin çünkü sıcağı ile birlikte hamurlaşma olabilir. Fırından alıp 10-15 dakika beklettikten sonra çörek biraz ılıdıktan sonra dilimleyebilirsiniz. Ayrıca dilerseniz çöreği fırından aldıktan hemen sonra üzerine biraz katı yağ sürebilirsiniz. Böylelikle çöreğiniz daha da yumuşacık olacaktır. Zaten gördüğünüz gibi ben yağ sürmediğim halde çöreğimiz pamuk gibi yumuşacık oldu. İçerisi de gözenekli bir şekilde pişti. Kesinlikle içerisinde hamurlaşma olmadı. Tarifimi her zaman olduğu gibi güvenle deneyebilirsiniz. Sizler de beğendiyseniz görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Hemen bölerek iç dokusunda sizlere yakından göstermek istiyorum. Yemelere doyum olmayan inanılmaz derecede lezzetli, muhteşem bir çörek tarifi oldu. Dilerseniz bu çöreği kahvaltınıza, dilerseniz de akşam yemeğinde çorbanın yanına ekmek niyetine hazırlayabilirsiniz tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Burada bir güzel tarifin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye dek sevgiyle kalın. Hoşça kalın.